İbni Rüşd Tutarsızlığın tutarsızlığı 8. Tartışma Filozofların ilk ilkenin varlığı tekil ve yekparedir. Yani basittir. Demek ki onun mahiyeti ve var olma niteliğinin kendisine iliştirilebileceği bir gerçekliği yoktur. Tersine zorunlu varlık olma niteliği onun mahiyeti gibidir. Biçimindeki görüşlerin geçersizliğine dair. Gazali der ki bu savın yanıtlanması için de iki ayrı yol izlenecektir. Bunlardan birincisi kanıt isteme yoludur. Denilebilir ki bu sonuca nasıl ulaştınız? Usal zorunlu bir sonuç olarak mı yoksa teorik inceleme yoluyla mı? Usul bir zorunluluk olmadığına göre bu sonucun teorik inceleme sonucu ortaya çıkmış olması zorunludur. Eğer çünkü onun neliği olsaydı var olma niteliğinin bu neliğe eleştirilmesi ya da bu niteliğin varlığı neliğe bağlı zorunlu bir nitelik olması gerekirdi. Varlığı başkasına bağlı olan şey nedenlidir. Bu nedenle varlığın zorunluluğu nedenli konuma düşer. Bu ise çelişkilidir. Denilirse ki deriz ki bu sözler karışıklığın kaynağı olan zorunlu varlık teriminin ilk ilkeye iliştirilmesine bir geri dönüştür. Biz diyoruz ki onun bir gerçekliği, bir neliği bulunmaktadır. Bu gerçekliğin gerçeklik düzleminde bir karşılığı vardır. Diğer bir de işte bu gerçeklik yok sayılamaz ve ilk ilkeden olumsuzlanamaz. Bu gerçekliğin varlığı kendisine göredir. Her ne kadar onlara bu gerçekliğe bağlı ya da zorunlu nitelik gibi adların daha uygun olduğunu söyleseler de onun bir etkininin bulunmadığı ve bu varlığın etkisel bir nedene bağlı olmaksızın öncesiz olduğu kabul edildikten sonra adlar konusunda tartışmaya gerek yoktur. Eğer onlar bağlı ve nedenli ile onun etkisel bir nedeninin bulunduğunu kastediyorlarsa bu doğru değildir. Eğer bunun dışında bir anlamı kastediyorlarsa kabul ediyoruz ve bunda hiçbir olanaksızlık yoktur. Çünkü kanıt nedenler dizininin sona ermesinden başka hiçbir şeyi göstermemektedir. Bu dizininin sona erdirilmesi ise yalnızca var olan bir gerçeklik ve olumlanmış bir nelik aracılığıyla olanaklıdır. Dolayısıyla bir ilkeden neliğin olumsuzlanmasına gerek yoktur. Eğer bu durumda nelik bağlı olduğu varlığın nedeni olmakta ve ilk ikinin varlığı nedenli ve edilgen bir duruma düşmektedir. Denilirse, şöyle yanıtlarız. Nelik, sonradan olan varlıklarda bile varlık nedeni değildir. Eğer onlar neden terimiyle, onu etkileyen bir etkini kastediyorlarsa, nasıl olur da öncesiz varlığın varlık nedeni olabilir? Eğer onlar neden teriminden başka bir yönünü kastediyorlarsa, Diğer bir deyişle onun varlığın ona nedene gereksinimi olduğunu söylemek istiyorlarsa varsın öyle olsun. Çünkü bu olanaksız değildir. Olanaksızlık yalnızca nedenler dizininin sonsuza dek sürüp gitmesindendir. Bu dizin sona erince olanaksızlık ortadan kalkar. Bunun dışında kalan noktaların olanaksız olup olmadığı bilinemez ve bunun olanaksız olduğuna ilişkin kesin kanıta gereksinim vardır. Onların kanıtlarının tümü kendisinin zorunlu bir takım nitelikleri bulunması anlamında zorunlu varlık terimine tutunarak ve kanıtın zorunlu varlığı kendi tanımladıkları biçimiyle gösterdiği ön kabulünden yola çıkarak yaptırılmış zorlamalardır. Oysa daha önce de anlatıldığı gibi durum böyle değildir. Kısacası filozofların bu konudaki kanıtları niteliklerin cinste ve ayrımda bulunan bir bölümlemenin ilk ilkeden olumsuzlanmasına dönüktür. Ne var ki bu kanıt çok zayıftır ve anlaşılması güçtür. Çünkü onların ilkede ortaya çıkarılabileceğini ileri sürdükleri çokluk soyut sözden başka bir şey değildir. Oysa akıl var olan bir tek neliğin bulunabileceğini kabul etmektedir. Onlar diyorlar ki var olan her nelik bir çokluktur. Çünkü varlık ve nelik bir araya gelmektedir. Bu görüş sapkınlığın son noktasıdır. Çünkü bir tek varlığın bulunduğu her durumda düşünülebilir ve gerçekliği olmayan hiçbir varlık yoktur. Gerçekliğin varlığı birliği ortadan kaldırmaz. Derim ki Gazali İbn Sina'nın görüşlerini burada El-Felasife adlı yapıtında olduğu gibi aktarmamıştır. Çünkü bu adam İbn Sina bir şeyin var olmasının o şeyin özü üzerine eklenen bir nitelik olduğunu düşündüğünden ona göre olanaklı varlıklarda öz kendi varlığının etkini olamaz. Çünkü eğer böyle olsaydı bir şey kendi varlığının nedeni olur ve bu şeyin bir etkini olamazdı. Bu nedenle ona göre varlığı özü üzerine ek olan her şeyin etkin bir nedeninin bulunması zorunludur. Ona göre ilk ilkenin bir etkini bulunmadığı içindir ki varlığı ile özü aynı şeydir. Bu nedenle Gazali'nin onu var olmayı özün zorunlu niteliklerinden biri olma ile karşılaştırmakla suçlaması doğru değildir. Çünkü bir şeyin özü zorunlu bir nedendir ve bir şeyin kendi kendisinin nedeni olması olanaksızdır. Çünkü bir şeyin varlığı onun özünden önce gelir i̇bn Sina'nın varlığın neliği ile inniyetinin aynı şey olduğunu ileri sürmesi neliği ortadan kaldırmaz. Bu yalnızca inniyet ile neliğin aynı şey olduğunun olumlanmasıdır. Var olmanın varlığa ilişen şeylerden bir olduğunu ve olanaklı nesnelere varlığını verenin etkin olduğunu kabul edersek etkini olmayan şeyin ya hiçbir varlığı yoktur ki bu olanaksızdır ya da bu şeyin varlığı ile neli aynı olmalıdır. Ne var ki bu tartışmanın tümü bir yanılgı üzerine yapılandırılmıştır. Şöyle ki var olma bir şeyin olmazsa olmaz niteliklerinden biridir. Çünkü bir şeyin mahiyetinin bizdeki bilgisini önceleyen varlık doğruyu gösteren varlıktır. Bu nedenle bizim varlığını gerektiren bir nedenin bulunduğu şeyle ilgili olarak bu şey var mıdır? Biçiminde sorduğumuz soru bir şeyin nedeni var mıdır yok mudur? Biçiminde sorduğumuz soru ile eş değerdir. Nitekim da ikinci analitikler ikinci makalesinin başlarında bu görüşü savunmuştur. Eğer bunun bir nedeni olmadığı söyleniyorsa bu sözler bir şeyin varlığını gerektiren zorunlu bir niteliği var mıdır yok mudur anlamındadır. Eğer varlık teriminden anlaşılan anlam ile şey ve özden anlaşılan anlam aynı şey ise, bu anlam önceleme ve erteleme yoluyla söylenilen cinsin yerine geçer. Bu yönüyle bu cinste yer alan nedeni bulunmayan varlık ile bulunmayan varlık arasında bir fark olmadığı gibi, bu terimin bu anlamda kullanılması varlığın anlamına ek bir anlamda göstermez. İşte doğrudan kastedilen anlam budur eğer öz üzerine ek olan bir anlamı gösteriyorsa, bu eklenti yalnızca zihinle ilgili bir durumdur ve dış dünyada tümellerin durumunda olduğu gibi potansiyel olarak bulunmasının dışında bir varlığı yoktur. Antik filozoflar, ilk ilke ile ilgili teorik araştırmalarını bu noktadan yola çıkarak yapılandırmış oldukları için onun basit bir varlık olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Sonra gelen İslam filozofları ise, varlığın doğasını onun varlık olması yönüyle incelemişler. Ve dolayısıyla bu nitelikteki basit varlığı kabul etmek durumunda kalmışlardır. Gerçeğe ulaşabilmen için senin izleyebileceğin en uygun metot şudur. Töz olarak varlığı potansiyellikten edimselliğe çıkması olanaklı olan varlıkları edimsel alana çıkaran Diğer bir deyişle, bu varlıkları edimsel olandan potansiyelliğe çıkaran bir varlığın bulunması zorunludur. Eğer bunları edimsel alana çıkaran varlığın doğası da olanaklı ise, onu da edimselliğe çıkaran bir varlığın bulunması gerekir. Eğer bu da aynı şekilde olanaklı bir doğaya sahipse, diğer bir deyişle, tözünde olanaklı ise, tözünde olanaklı olmayan bir çıkarıcının bulunması zorunludur. Bu varlığın bulunması, bu dünyadaki varlıkları korumak ve sonsuza dek sürüp giden olanaklı nedenlerin doğasını sürekli kılmak için zorunludur. Çünkü her biri doğasında olanaklı olan varlıkların doğasından anlaşıldığı üzere sonsuz sayıda olanaklı varlık bulunduğu zaman bunların var olmasını gerektiren diğer bir deyişle bu olanaklı varlıkların kendi tözlerinde zorunlu olarak sürekliliklerini gerektiren bir varlığın bulunması zorunludur. Çünkü tözünde olanaklı olan varlıkların durumundan bunların sonsuza dek gidişinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü eğer kendisinde hiçbir hareket ettirenin olmadığı bir an bulunsaydı, hareketin sonradan var olması için hiçbir yol olamazdı. Sonradan olan varlığın öncesiz varlığa ilk kerede herhangi bir değişiklik olmaksızın ilişmesi yalnızca bir yönüyle öncesiz, diğer yönüyle sonradan olan hareket aracılığıyladır. i̇bn Sina bu hareketin hareket ettirdiği varlığa başkası nedeniyle zorunlu varlık deyimini kullanmıştır. Başkası nedeniyle zorunlu olan bu varlığın sürekli cisim olması zorunludur. Çünkü cevheri bakımından hadis sonradan olan ve öncesiz varlıktan çıkmasına karşın bozulan varlığın var olması yalnızca bu yönden olanaklıdır. Bu da bir şeye kimi zaman yakın, kimi zaman uzak olmaktadır. Nitekim bu özellik gelip geçici varlıklara iliştiği gibi gök cisimlerine de ilişmektedir. Söz konusu hareket ettiricinin tözünde zorunlu uzaysal harekette ise olanaklı olması nedeniyle bu durumun salt zorunlu varlıkta Diğer bir deyişle ne tözünde ne de uzaysal olarak kendisinde olanaklılığının bulunmadığı bir varlıkta sona ermesi ve bu nitelikte olan bir varlığın zorunlu olarak basit bir varlık olması gerekir. Çünkü eğer bileşim olursa zorunlu değil olanaklı olur ve zorunlu bir varlığa gereksinim duyar. Bana göre bu metotla ilgili bu kadar açıklama yeterlidir. Ayrıca işin doğrusu bu açıklamadır. Bu yoldaki açıklamalara İbn Sina bir takım eklemelerde bulunmuş ve şöyle demiştir: Olanaklı varlıklar dizininin ya başkasından dolayı zorunlu olan bir varlıkta ya da kendi özünden dolayı zorunlu olan bir varlıkta sona ermesi zorunludur. Eğer başkasından dolayı zorunlu olan bir varlıkta sona ererse, başkasından dolayı zorunlu varlığın kendi özünden dolayı zorunlu olan bir varlıktan çıkmış olması zorunludur. Şöyle ki, i̇bn Sina, başkasından dolayı zorunlu olan varlığın kendi özünde olanaklı olduğunu ve olanaklı varlığın zorunlu varlığa gereksinimi olduğunu ileri sürmüştür. Bana göre bu eklenti gereksiz ve yanlıştır. Çünkü zorunlu varlıkta kesinlikle olanaklılık bulunmadığı gibi, Hiçbir şeyin ve hiçbir doğanın bulunmadığı da kabul edilmiş olmasına karşın, nasıl doğası böyle olan bir varlığa bu varlık bir yönden olanaklı, diğer yönden zorunludur denilebilir. Çünkü filozoflar, zorunlu varlıkta olanaklılık durumunun kesinlikle bulunmadığını belirtmişlerdir. Çünkü olanaklı, zorunluluğun karşıtıdır. Bu noktada olanaklı olan tek şey, gök cisimlerinde ya da onların üstünde bulunan varlıklarda olduğu gibi, yani bu varlıkların töz bakımından zorunlu, hareket ve uzay bakımından olanaklı olmalarında olduğu gibi, bir nitelik bakımından zorunlu, diğer bir nitelik bakımından olanaklı varlıklarının bulunmasıdır. İbn-i Sina'yı böyle bir bölümleme yapmaya iten, gökyüzünün kendi tözünde, başkalarından dolayı zorunlu, kendi özü bakımından ise olanaklı olduğu yönündeki inancıdır. Daha önce belirttiğimiz gibi bu görüş yanlıştır. i̇bn Sina'nın kullanmış olduğu kesin kanıta gelince, bizim gösterdiğimiz biçimde bir ayrımın ve belirlemenin yapılması durumunda bu kanıtın doğası genel diyalektik görüşlerin doğası gibidir. Bu ayrım yapıldığında ise onun söz konusu görüşü kesin kanıta dayalı görüşlerden sayılmalıdır. Bilmen gerekir ki şeriatın bu evrenle ilgili ortaya koymuş olduğu sonradan olma kavramı algılanabilen türdeki sonradan olandır ki varlıkların biçimlerinde bulunur. Eşariler buna bir şeyin kendine bağlı olan nefsi nitelik adını verirlerken filozoflar biçim adını vermişlerdir bu tür bir sonradan olma, varlığın bir başka şeyden ortaya çıkması ve bir zamanda gerçekleşmiş olmasıdır. Yüce Tanrı'nın inkar edenler göklerle yer bitişik durumdayken bizim onları birbirinden kopardığımızı bilmiyorlar mı? Enbiyan 21.30 Ve sonra duman durumunda olan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek ya da istemeyerek gelin dedi biçimindeki sözleri bu anlamı göstermektedir. Olanaklı varlığın zorunlu varlık karşısındaki durumuna gelince insanların kavrayışlarının ötesinde olduğundan ve insanların mutluluğu bakımından zorunlu olmadığı için şeriat bu konuda susmuştur. Eşarilerin sonradan olan doğası gereği yoktan tasarlanıp var edilmiştir. Biçimindeki görüşlerine gelince bu konuda filozoflar içerisinden evrenin sonradan var edildiğini savunanlar Eşarilere karşı çıkmış ya da onların görüşlerinden farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. İyice düşündüğün zaman Müslümanların şeriatında böyle bir şey bulunmadığını ve bu konuda kesin bir kanıt olmadığını anlarsın. Şeriattan açıkça anlaşılan tek şey kendisinin suskun kaldığı konuların araştırılmasının yasak olmasıdır. Bu nedenle bir hadiste şöyle denilmektedir. İnsanlar, Tanrı'yı kim yarattı noktasına ulaşıncaya dek düşünmekten kendilerini alamazlar. Peygamber devamla dedi ki, kim bunu, bunun doğru yanıtını bulursa, işte bu saf inançtır. Sahih-i Müslim, İman 211 Bu hadisin diğer bir yoldan aktarımı şöyledir. Biriniz bunu bulduğu zaman, Yüce Tanrı'nın de ki Allah birdir biçimindeki sözlerini okusun. Bilmelisin ki insanların böyle şeyleri anlamaya çalışmaları bir takım kuruntuların peşine takılmaları yüzündendir. Bu nedenle peygamber işte bu saf inançtır demiştir. Gazali der ki filozofların bu konudaki görüşlerini yanıtlamanın ikinci yoludur. Deriz ki Neliği ve gerçekliği olmayan bir şeyin varlığı akla aykırıdır. Nasıl ki rastgele söylenmiş bir söz olarak yokluk, bir şeyin yokluğunu varsayan herhangi bir varlık bulunmaksızın düşünülemiyorsa, aynı şekilde dile getirilen varlık kavramı da varlığın iliştirildiği belirli bir gerçeklik bulunmaksızın özellikle de başkalarından soyutlanmış belirli bir özden söz ediliyorsa anlaşılamaz. Öyleyse anlam bakımından diğerlerinden ayrılan ama gerçekliği bulunmayan bir öz nasıl belirlenebilir? Çünkü neliğin olumsuzlanması gerçekliğin olumsuzlanması demektir. Bir gerçekliği olumsuzlandığı zaman varlığı düşünülemez. Filozoflar sanki bulunmayan varlık demektedirler ki bu çelişkidir. Bunun kanıtı şudur. Eğer Neliği ve gerçekliği bulunmayan bir varlık düşünülebilseydi, nedenli varlıklar arasında da gerçekliği olmayan, ilk ilke ile neliğin ve gerçekliğinin bulunmaması konusunda ortak olan ve ilk ilke nedensiz, bu varlık ise nedenli olduğu için ilk ilkeden ayrılan varlıkların bulunabilmesi gerekirdi. Oysa bu düşünülemez. Bunun kendiliğinden akla aykırı olma dışında bir nedeni var mıdır? Kendiliğinden kavranılamayan şey, nedenin olumsuzlanmasıyla kavranılabilir duruma gelmediği gibi, kendiliğinden kavranılabilen bir şey de kendisinin bir nedeninin bulunduğu varsayımıyla kavranılamaz duruma gelmez. Tartışmayı bu noktaya getirmeleri, onların karanlıklar içinde bocaladıklarını göstermektedir. Onlar görüşlerinin kesin kanıtlara dayandığını sanmışlardır. Ama görüşleri salt olumsuzlama ile sonuçlanmıştır. Çünkü neliğin olumsuzlanması gerçekliğin olumsuzlanmasıdır. Gerçekliğin olumsuzlanması ile geriye yalnızca içi boşaltılmış varlık terimi kalmıştır. Çünkü bu terim neliğe iliştirilmediği zaman varlık adını alan bir varlık kesinlikle yoktur. Eğer onun gerçekliği zorunlu olmasıdır ve onun neliği budur denilirse yanıtımız şudur. Zorunlu teriminin nedeninin ortadan kaldırılmasından başka bir anlamı yoktur. Bu ise bir olumsuzlama niteliğidir ve bir özün gerçekliği buna dayandırılamaz. Nedenin gerçeklikten olumsuzlanması ise gerçekliğin zorunlu bir niteliğidir. Gerçekliğin bir nedeninin bulunmadığını ve onun yokluğunun düşünülemeyeceğini söyleyebilmek için onun akıl tarafından kavranılabilir olması gerekir. Çünkü zorunluluk tek başına içi boş bir kavramdır ve anlamı yoktur. Çünkü zorunluluk varlık üzerine eklendiğinde çokluk ortaya çıkar. Eklenmediğinde ise bu terim nasıl bir varlığın neliği olabilir? Varlık teriminin kendisi neliği göstermediği gibi varlık üzerine ek olarak getirilemeyen nitelikte neliği gösteremez derim ki bu söylenenlerin tümü sofistçe bir yanıltmacadır. Çünkü filozoflar ilk ilkenin neliği bulunmayan bir varlığı olduğunu ya da varlığı olmayan bir neliğin bulunduğunu ileri sürmüş değillerdir. Onlar yalnızca bileşimdeki niteliğin öz üzerine bir eklenti olduğunu ve bileşimin bu niteliği veren bir etkinin kesinlikle bulunduğunu savunmuşlardır. Yine filozoflara göre basitin bir etkini bulunmadığı gibi bu zorunluluk nitelik onun özü üzerine bir ek değildir. Filozoflar Gazali'nin onlara itiraz ederken söylediği gibi ilk ilkenin neliğinin kesinlikle bulunmadığını değil ilk ilkenin varlıktan başka bir nelik olmadığını savunmuşlardır. Gazali filozofların ilk ilkeden neliği tümüyle olumsuzladıklarını ileri sürmesi nedeniyle Onların görüşlerini akla aykırı bularak şöyle demişlerdir: Eğer neliği ve gerçekliği bulunmayan bir varlık düşünülebilseydi, nedenli varlıklar arasında da gerçekliği olmayan ilk ilke ile neliğinin ve gerçekliğinin bulunmaması konusunda ortak olan varlıkların bulunabilmesi gerekirdi. Filozoflar salt neliği bulunmayan bir varlığın bulunduğunu değil, yalnızca ilk ilkenin diğer varlıkların neliklerinin niteliklerini taşıyan bir neliğinin bulunamayacağını ileri sürmüşlerdir. Gazali burada safsatacıların metodlarından birine başvurmuştur. Çünkü nelik terimi farklı anlamlarda ortak kullanılan bir terimdir. Böyle bir şeyin kabul edilmesi ve her bileşimin bu özellikleri taşıdığının ileri sürülmesi sofistçe bir tartışmadır. Çünkü yok olan şey ne kendisinden herhangi bir şeyin olumsuzlanması ile ne de bu şeyin kendisine olumlanması ile nitelenebilir. Bu adam söz konusu kitabında bu gibi konularda söz ederken kötülükten ya da bilgisizlikten uzak kalamamıştır. Bu görüşler bilgisizlikten çok art niyete yakındır. Ya da onu bu tür görüşler ileri sürmeye iten bir takım zorunlulukların bulunduğunu söylemeliyiz. Gazali'nin Zorunlu varlık nedeni bulunmayan varlık demektir. Biçimindeki sözleri doğru değildir. Tersine bizim ilk ilke'de kullandığımız zorunlu varlık teriminin anlamı kendisi dışında etkin nedeni bulunmayan bir doğada zorunlu olarak bulunması gereken ve ilk ilkenin bir parçası durumunda olmayan olumlu bir niteliği gösterir. Onun çünkü zorunluluk varlık üzerine eklendiğinde çokluk ortaya çıkar. Eklenmediğinde ise bu terim nasıl bir varlığın neliği olabilir? Varlık teriminin kendisi neliği göstermediği gibi varlık üzerine ek olarak getirilemeyen nitelikte neliği gösteremez biçimindeki sözlerine gelince filozoflara göre zorunluluk öz üzerine eklenen bir nitelik değildir. Aslında bu terim ilk ilke zorunlu ve öncesizdir demektir. Öz üzerine ek bir durum olmayan, ve zihinde bulunan bir nitelik olarak anladığımız zaman varlık terimi de böyledir. Eğer bu terimden İbn Sina'nın bileşik varlıkta ileri sürdüğü gibi bir ilintiyi anlarsak, basitte bulunan bilginin bilen ile aynı şey olduğu kabul edilmedikçe basit ile onun mahiyetinin nasıl aynı şey olduğunu yanıtlamak güçleşir. Eğer varlık teriminin anlamıyla doğrunun anlamının aynı olduğu kabul edilirse bu tür kuşkuların hiçbir anlamı yoktur. Aynı şekilde eğer varlıktan anlaşılan ile özden anlaşılan aynı şey ise durum yine böyledir. Buna göre basitteki varlık neliğin kendisidir biçimindeki önerme doğrudur.